kalabilirsin. Sana bir oda açarız. Kimse de gelip alamaz seni. E şimdi size de sorun olmayayım ben. Olur mu öyle şey? Değil mi Bora? Evet, tabii. Sağ ol Ayşe. Afiyet olsun gelin hanım. Ne oluyor oğlum? Hayırdır Ümmü? Ne oldu? Ayşe, abimi gördün? Yukarıdalar. Tamam. Al biraz su iç. Şükürler olsun buradasın. Ben de seni evde bulamayınca canına kıydın sandım. Canına kıymak mı? Bu nereden çıktı Ümmü? Yok yapamadım. Bırakamadım çocuklarımı. Kıyamadım onlara. Tamam kızım. Hadi biraz rahatla. Olmuş bitmiş. Bak gördün mü? Buraya gelmekle en doğrusunu yapmışsın. Sağ olun. Sıla doğru söylüyor. Sen istemedikten sonra ne evlendirebilirler ne boşayabilirler. Sen rahat ol yani. Efendim baba. Neredesin Dilara? Biraz işlerim var baba. Tamam. İşini bitir hemen gel. Tamam. Bir de gelirken Ümmü'ye uğra. Nüfus kağıdını al. Tez vakitte nikah işlemleri başlasın. Bir an önce bitsin bu iş. Can sıkar hale geldi artık. Anladın mı? Anladım baba, tamam. Halledeceğim. Zinar ağam Dilaver'le evleneceksin deyince içim kaldırmadı. Düşündüm. Olmadı, yapamadım. Yapamazsın tabii. Olur mu öyle şey? Durumu sen de biliyorsun kızım. Ne var bunda? Nikahın Dilaver'e düşer. Yapman gereken de budur senin. Daha evlenirken bütün kadınlar bilir bunu. Böyledir. Biliyorum hanım ağam. O zaman ne diye canına kıymak istersin? Zorla da evlenemez ki. Burada usul böyledir. Sen dur hele kızım. Başında çocuklarla ne yapacak peki? Çocukları da Hacer Ana'ya bırakmıştım. Ay hakikat. Sen merak etme. Ben birisini yollar aldırtırım çocukları. Sırası mıdır şimdi? Ana, sırası mı var bunun? Çocuklar başka yerde kalacak. Bırakın ula. Celle Efendi. Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner demişler. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Çeneni boşuna yorma. Derdin neyse onu söyle, tamam mı? Celle Efendi. Biz sana dedik. Savcılığa git, şikayetini geri al dedik. Sen ne yaptın? Burnunun dikine gittin. Beni denedin. Gücümü sınadın. Bak, güçlüymüşüm demek ki. Seni ayağıma kadar getirdiğime göre. He, güçlüsün. Ağanın oğlusun. Ama bir laf var biliyor musun? Eşeğe altın semer vurmuşlar. Ama eşek yine eşek. Bir daha söylesene. Bak Celil Efendi. Bu meseleyi kendi aranızda tatlıya bağlayın. Ne sen üzül ne de kötü bir şey olsun. Bizim meselemiz sana değildir Ahmet Ağa. Bununladır. O zaman desene. Daha çok uğraşacağız.
benim çocuklarıma. Alo? Alo. Hacer ana benim, Narin. Ümmü bizde de ona haber verecektim. Meraklanma he mi? Ay çok şükür. Sen de çocukları al gel hadi. Ümmü gelmeyecek mi? Yok. Bizde kalacaklar. Peki. Tamam. Yemekler bitti. Haydi yardım edin. Heh. Narin abla telefon etti, annenize gideceğiz. Annem gelmeyecek mi? Ne fark eder yavrum, biz gideceğiz. Haydi. Ayşe. Hüseyin, sen yedin. Bir şey oldu mu? Yok yok, geçti. Nasılsın diyecektim. Hiç konuşmadık. İyiyim. İyiyim işte, ne olsun. Ev durumu falan. Buna mı sıkıldın? He ya, yazık. Kadın çaresiz kalmış. Ama buraya sığınması falan da... Hani Boran Amzordum'da kalacak diye üzüldüydüm. Bir de Sınar Ağa falan. Boran Ağa muhtaç olup kendine sığınanı geri çevirmez elbet. Hiçbir şey de olmaz. Merak etme sen. Boran Ağa en doğrusunu bilir. Biz de gereğini yaparız. Bu kızın burada kalması hoş değildir. Hem Dilaver'le evlenmekten niye kaçar ki? Gelin hanımla Narin bir olmuş, kızın aklını çeliyorlar. Kızcağız da kötü olmuş. Niye aklını çelsinler ana? Destek oluyorlar. Görmedin mi Ümmü'nün halini? Tamam oğlum, dinlesin, sakinleştirsin ama yangına körükle gidilmez ki. Sıla Ümmü'den daha çok fışkırıyor. O bir derse gelin hanım üç diyor. Susayım diyorum ama tutamıyorum kendimi. Anne abartma ne olur. Yok öyle bir şey. Ne desinler yani? Tamam oğlum. Sen de onlarla birlik ol, ortalık hepten karışsın. Kendime bir şey yapamayınca düşündüm. Ne yaparım? Nereye giderim diye. Nereye gitsem bulurlar beni. Zinar Ağa'ya teslim ederler. Kim durabilir ki Ağa'nın önünde? Abim durur Ümmü. Durmuştur da. Hatta Ağa'yken kendi önünde bile durmuştur. Değil mi Sıla? Evet. Doğru tabii. Merak etme sen. Aslında... Ben de bunun için geldim buraya. En doğrusunu yaptın Ümmü. Boran Dilaver'i de dinlemez, Zinan Ağa'yı da dinlemez. Ümmü istemem diyor ama Dilaver'le evlenmesi icap eder oğlum. Bunda karşı gelinecek bir durum yoktur. Bu mesele onları ilgilendirir baba. Bir şey söylemek zor. Haklısın. Gerçi bu konuda yol bellidir. Ama yine de karışılacak bir mesele değildir. Evet baba. Kararı verecek olan biz değiliz. Ama kendi isteğiyle kapımıza gelmiş, bize sığınmış birine de git demek yakışık almaz. Doğru dersin. Öylesi de var, böylesi de var. Lakin Ümmü burada kalırsa Zinar bizden bilecektir. Niyetimiz ortada baba. Burada kimseyi alıkoyuyor değiliz. Kapımız açık. Gelen gelir, giden gider. Nihayetinde Ümmü ölümün eşiğinden dönmüş biri. Bu haliyle üzerimize düşen neyse onu yapacağız. Öyle. Bu durumda Zinar'ı haberdar etmek lazımdır. Ben amcama son diyeceklerim dedim baba. Bu durumu bildirmek için ayağına gitmem.
Yenge. Yenge. Kaybetmiş kirpiler gibi. Ne alaya diyorsun ana ya? Güzel olmamış mı? Yok bir de güzel olacaktı. Git indir o kafanı aşağı. Hah gel Celil gel. Bak şu senin oğluna. Kirpiliğe özenmiş. İyi olmuş. Nasılmış? Emir bak tepemi attırma git düzelt o kafanı. İndir hepsini aşağı. Düzeltmiyorum. Hem babamı duydun güzel olmuş. Ne diyorum ben? Allah. Celil, ne oldu sana? Yok bir şey, ne olacak? Ya nasıl yok bir şey? Bu suratla mı yok bir şey? Celil, yüreğime indirme de söyle, ne oldu? Dilaver'le münakaşa ettik. Ya bilmiyorum ki doğru mu yaptım. Sanki ortalığı karıştırdın biraz ya. Tabii ki doğru olanı yaptın. Ortalığın karışacağı varsa karışır zaten. Evet. Hem sen şimdi niye böyle konuşuyorsun biliyorum ben. Ümmü, sen anama bakma. O da anlayamadı ne olduğunu. Sen istemediğin sürece kimse seni evlendiremez. Olur mu öyle şey? Sen doğru kararı verdin. İçini rahat tut. Hah, geldi seninkiler. Ne oldu? Zınar ağam. Hayırdır Şivan? Ağam, müsaaden varsa Burhan ağamdan haber getirdim. De bakalım. Burhan ağam gelininizin evlerinde misafir olduğunu, merak etmemenizi size söylememi istedi. Ne demek bu? Bunun ne işi var orada? Ben bilmem ağam. Bana sadece bildirmek düşer. Müsaadenizle. Bir dakika. Niçin gitmiştir o mu? Nasıl gitmiştir? Ben bilmem Zınar ağam. Demem gerekeni dedim. Hayırdır Şivan Kaya? Boran ağından haber getirdin. Diyecek mi ağama dedim. Merhaba baba. Gelirken yengeme uğradım evde yok. Komşuya falan gitti herhal. Ben sonra alırım nüfus cüzdanını. Şivan Kahya'yı gördüm girerken. Ne işi var ki onun burada? Baba, ne oluyor? Dünyadan haberin yok değil mi? Yengene, 3 gün sonra evleneceğin kadına sahip çıkamadın. Ya baba, söyledim ya evde yoktu. Tekrar gider bakarım. Yok evde. Nerede peki? Buranlarda. Buranlarda mı? Ne işi var ki onun orada? Ben şimdi gidip alıp gelirim onu. Kes! Kandırmışlardır baba. İzin ver alıp geleyim. Hem gerekirse Ahmet Ağa'dan da yardım isterim. Bana bak. Eğer bir daha Ahmet Ağa'dan bahsedersen
seni bin misli beter eder. Anladın? Yengen kaçıyor, haberin yok. Bu Ahmet Ağa dediğin adam seni kandırıp vurduruyor. Ne? Nereden çıktı bu baba? Unutmuyorum şimdi. Başımız büyük bir belada. Ahmet Ağa'nın hesabını sonra göreceğim. Şimdi beni iyi dinle. Benim haberim olmadan evden çıkmayacaksın. Hiçbir yerde boş boğazlık etmeyeceksin. Hiçbir şeye burnunu sokmayacaksın. Anladın? Ben bütün aşirete ağanın gelini kaçtı dedirtmem. Bunu ben hallederim. Anladın? Anladım baba. Hiçbir şeye burnunu sokmayacaksın dedim. Tamam? Tamam baba. Abim de oğlu gibi sakıtmıştır. Lakin bu durum harp ilanıdır. Harbi kazanmak için her yol meşrudur. Şimdi Zinara ağalığına leke sürmez. Kendi gelinine töre hükmünü uygulamadı dedirtmez. Ümmü, kızım. Kötü şeyler olacak. Bundan daha kötüsü olur mu ki Hacer Ana? Bazı şeylerin oluru vardır, olmazı yoktur. Ben bildiğimi, gördüğümü söylüyorum. Bu işin sonu hayır değildir. Hoş gelmişsin Hacer kadın. Hoş bulduk. Sağ olasın hanıma. Ümmü kızım üzgün biraz. Ve kolay değildir bu yaşta bunları yaşamak. Öyle. Ama ne yapacaksın? Başa gelen çekiliyor. Ümmü kızım genç tabii. Ama her şey olacağına varır. Ben de öyle dedim ama. Hele bir sakinleşsin. Yatışsın. O da anlayacak neyin doğru olduğunu. Bunca yıldır ailemizin içindedir. Örfümüzü, adetimizi iyi bilir. Kimsenin zor durumda kalmasını istemez. Değil mi kızım? Ümmü, çocuklar seni soruyordu. Bakabilir misin? Odaya geçelim. Çocuklar? Çocuklar Ayşe'nin yanında. Merak etme. Seni onun için çağırmadım. Sıkıştırdıklarını duydum da. Evet. Aldırma onlara. Doğru karar verip vermediğini anlamaya çalışıyorsun. Biliyorum. Vallahi bilmiyorum ki Sıla. Sanki hiç aklım başımda değilmiş gibi. Bir öyle düşünüyorum, bir öbür türlü. Hiç kolay değil. Bunca zamandır birlikte yaşadığın insanları bir anda karşına almak cesaret ister. Sen bu cesareti gösterdin mi? Kendin için, çocukların için, doğru olduğuna inandığın şeyi yaptın. Hayatın nasıl yaşayacağını sen seçtin. Her şeyi göze alarak. Bunun ne demek olduğunu biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Bundan sonra neler olacak göreceğiz. Zor günler yaşayabilirsin. Ama cesaretini kaybetme, pes etme. Yalnız değilsin. Ben de, Boran da yanındayız. Sağ ol. Annenle konuşman lazım. Ne konuşacağım Sıla? Kadın geldiğinden beri gitmesi için elinden gelen her şeyi yapıyor, görmüyor musun? Bu durum başka. Nasıl başka? Ümmü istemediği bir adamla evlendiriliyor. Bu normal mi? Usul böyle. Annem bildiğini, gördüğünü söylüyor. Sen de buna katılıyorsun yani. Hayır. Ama gerçek bu. Ümmü buraya niye gelmiş biliyor musun Boran? Sadece gidecek yeri olmadığı için değil. Bir tek sana güvendiği için. Biliyorum. Ama sen de şunu unutma. Burada karşı çıktığımız beğenmediğimiz evlilikler çoluk çocuğuyla ortada kalmasın diye kadınlara bir güvencedir aynı zamanda. Ümmü'nün yani geçim sorunu mu var Boran? Bunca ağanın ortasında Ümmü çocuklarıyla. Sıla, ben Ümmü için demiyorum. Bunu biliyorsun. Ama sistem... Gel oğlum ağlama.
Ana pes vallahi. Hiç duramıyorsun ha. Elinden gelse kadını bir bardak su vermeden yollayacaksın ha. Yalan mı? Kocası ölmüş, nikahı kardeşine düşer. Kimse öldürmüyor, canına kıymıyor. Neymiş? İçinden gelmiyormuş. Ana, taktın mı takıyorsun ha? Yapamaz. Yok. Önce çocuklarını düşünecek. Ailesinin haysiyetini düşünecek. Doğru olanı yapacak. Kadının aklını çelmeyin. İyi madem. Ben de Emir'le evleneyim o zaman. Bu başka bir durumdur. Evinden kaçacaksın. Hırgür çıkacak. Düşmanlık olacak. Bizde evinden kaçan yok da ne oluyor? Hırgür de var maşallah. Düşmanlık da. Onu bunu bilmem. Bu iş büyüyecek. Göreceksiniz. Erkekler birbirine girecek. Hoş geldin Zineb Hanım. Hoş geldin. Buyur geç otur. Yalnız konuşalım. Boran'la aramızda olmasında bir mahsur yoktur. Niye geldiğimi bilirsin. Bilirim Zinar Ağa. Gelinimi almaya geldim. Ümmü bu eve kendi isteğiyle gelmiştir. Bir sıkıntısı vardır. Dilaver'le evlenmeyi istememektedir. Olur mu öyle şey? Nerede görülmüş? Cihan'ın ölümünden sonra nikahı kardeşine düşer. Sen bunu benden daha iyi bilirsin abi. Bilirim. Bilirim de... Lakin Ümmü bu eve kendi isteğiyle gelmiştir. Ve bizim misafirimizdir. Kendi gitmek istediği zaman gidebilir. Ötesi de bizi ilgilendirmez. Lakin buraya geldiği andan itibaren bizim misafirimizdir. Ve biz de misafirimize git demeyiz. Nasıl olur öyle şey? Bir ağanın gelini nasıl kaçar? Ağalığa çabuk alışmışsın Zinar. Lakin misafirimiz gidip gitmeyeceğine ya da ne zaman gideceğine kendisi karar verir. Biz hiç kimseye gel de demedik, git de demeyiz. Kendisi gidiyorum demeden hiç kimse onu bu evden alamaz Zinar'a. Sen de artık ağasın, bilirsin. Ağalık aynı zamanda zorda kalanın, merhamete muhtaç olanın yanında olmak demektir. Bana ağalık dersi verme abi. Gelinimi verin, gideyim. Anne. Neden bizi almaya mı geldi? Bilmiyorum oğlum. Belki bizim burada olduğumuzu bilmiyordur. Yanına gideyim mi? Hayır. Şimdi olmaz. Şimdi siz uyuyun, hadi. Anne, eve gitmeyeceğiz mi? Biraz burada kalacağız oğlum. Ne zaman gideceğiz? Bilmiyorum. Hadi gidin yatın. Bilirsiniz ki Dilaver'le evliliği şarttır. Ailemin namusudur. Ben buraya gelinimi almaya geldim abi. Aramızda bir tatsızlık çıkmadan alıp gideyim. O dediğin tatsızlık çoktan oldu aramızda Zinar Ağa. Ümmü'ye gelince. Kendisi gitmek istediğini beyan edene kadar burada kalacaktır. Kalmak istediği sürece de hiç kimse alamaz Zinar Ağa. Ben de. Evet. Sen de Zinar Ağa. Bunun hesabı sorulacaktır. Elbette ki benim de yapacaklarım vardır. Bunu alıkoyma kabul ediyorum. Sanmayın ki yanınıza kalır. O zaman ne diyeceksiniz bakalım? Bu ailemin namus meselesidir. Gelinimi alıkoyduğunuzu kabul ediyorum.
İçin rahat olsun baba. Biz doğru olanı yaptık. Firuz'un evini kontrol altında tutacaksınız. Kim gelir, kim gider bilmek istiyorum. Konuşulanları duydun değil mi? Bu iş burada kapanmayacak. Siz de Bora'nın söylediklerini duydunuz. Söylemeyeyim diyorum. Tut kendini Kevser diyorum. Ama olmuyor. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Bütün gün burada hapis tutacak haliniz yok ya. Elbet evlenecek. Evlenir evlenmez. Bu bizi ilgilendirmez. Ama kendi kararıyla, kendi isteğiyle. Siz herkesi kendiniz gibi gördüğünüz için öyle zannediyorsunuz. Onun için burada kavga bela eksik olmuyor. Son zamanlardaki davranışlarınızla düzeldiğinizi düşünmüştüm. Umutlanmıştım. Ben de senin aklının başına geldiğini düşünmüştüm. Yanılmışım. Siz ne yaparsanız yapın, dışarıda erkekler birbirini yiyor. Sonunda bu evlilik olacak. Hayır olmayacak. Çünkü ümmü istemiyor. Olacak Sıla kızım. Göreceksin. Tamamdır bence. Kıvama gelirler. Patates diyorum, püre olmuştur. Tamamdır artık. Sen kendinkilere bak. Yani sen hatırlar mısın? Annem ne kadar kızardı. Biz onun o tabağınızdakileri çabuk. Yazık günah. Bunu bulamayanlar da var. Canım anam be. Sağ ol abi. Ne oldu? Yine bilmeden bir şey mi yaptım? Hep yapıyorsun abi. Anamızı babamızı kaybettik. Kimsesizliğimi hiç hissettirmedin bana. Tek başına bir aile oldun benim için. Lucy, sen bir şeye üzüldün. Herkes benim kadar şanslı değil. Ben kendi ağzımla, dilimle bu adamla evleneceğim dediğim halde sen benim dediğimin doğru olmadığını bildin. Vazgeçirdin beni. Beni düşündüğün için, mutlu olmamı istediğin için. Bazısı da ben bu adamla evlenmek istemiyorum. Bir başkasını seviyorum. Ne olur beni ona vermeyin diye yalvarıyor, çırpınıyor, ağlıyor. Ailesi duymuyor sesini. Duymak istemiyor ya da. Şans işte. Beri ağzına lokma koymadın. Yiyecek bir şeyler getirdim. Biraz bir şeyler yersin. Korkaklar gibi Bora'nın ayaklarına kapan. Senin hayatın için ben herkesin önünde diz çökerim. Sen benim kocamsın. Çocuklarımın babasısın. Onda adam vuracak yürek nerede? Sen yalvararak onun istediği fırsatı ona verdin. Yoksa benim canımı kurtarmadın. Ne olmuşsa olmuş. Ama ben kimseye Zinar Ağa'nın gelini kaçtı dedirtmem. Nasıl gittiyse aynı şekilde getirtmeyi de bilirim. Peki ne yapacağız baba? Sen karışmayacaksın. Tamam baba, karışmayacağım. Bu olayı kimse duymayacak. Aşiret içinde dinlenmeyecek bu olay. Tamam mı? Tamam.
Kevser'in bir sürü laf saydı yine. Yok Ümmü evlenmeliymiş, yok olmazsa olmazmış. Sıla, yine yapma lütfen. Neyi yapmayayım Boran? Bıraksak kendi eliyle teslim edecek kızı. Annem burada yaşamış, burada görmüş, burada bilmiş. Ona göre doğru olan bu. Ümmü de burada büyümüş, burada yaşamış. Ama o istemiyor. Ne yapayım peki Sıla? Bu yaşa gelmiş bir kadının hemen değişmesini bekleyemezsin ki. Peki biz niye buradayız Boran? Okulu niye yaptırıyoruz? Bunları önlemek için değil mi? Evet, önlemek için. Ama ben de senin bu değişimin yıllara yayılacağını görmemene şaşırıyorum. Bugünden yarına her şey düzelecekmiş gibi davranmana şaşırıyorum. Konuştuk bunları. Kendin söylemedin mi? Benim de yanlışlarım var. Bunları atladım diye. Söylemedin mi Sıla? Burada durum farklı. Ümmü zorlanıyor. Ne farklı durumu? Farklı mı bu? Annem söyler. Çünkü o da böyle yetişmiş. Böyle baksana biraz. Bakıyorum. Nerede bakıyorsun? Boran, anneni bıraksak kızı elleriyle teslim edecek. Yeter Sıla. Annem öyle düşünüyor. Ben ne dedim? Babam kaç yaşında ne dedi amcama? Hala inat ediyorsun. İnat ediyorum. Bu inat öyle mi Boran? Ne peki? Karşı durma, kabul etmeme. Kim diyor sana kabul et diye etme. Karşı dur. Ama annemin bir günde değişmesini bekleme. Öyle görmüş. Bunlarla büyümüş, yaşamış. Başka türlü olmaz diye bakıyor. Karşı ol. Kabul etme ama anla. Anlıyor musun? Anla. Peki Boran. Kevser Hanım haklı. Hiçbir şeye karışmamalıyım. Huzur kaçırıyorum. Yeter Sıla. Yeter. Buralarda hayat zor. Geçim zor. Çocuklar okuyacakları okul bulamıyorlar. Soru sormuyorlar. Başka dünyaların, başka hayatların olduğunu da bilmiyorlar. Eğer biz bunları yapmazsak hiçbir şey kolay kolay değişmeyecek. O zaman yapalım. Benim sana olan sorum çok basit. Hangi taraftasın? Taraf olmak ne demek Sıla? Doğrusu bu değilmiş. Doğru olan bu olmadığını Bedir Hanım'ı kucağıma aldığımda anladım. O senin de oğlun. Buraya ait. Bu topraklara. Ben de. Oğlum, yatmadın mı? Yatacağım anne. Biraz oturacağım sadece. Babana da söyledim. Bu Ümmü konusunun hallolması lazım. Herkes benim karşı olduğumu sanıyor ama bir de kadıncağızın tarafından baksınlar. Hiç kimse başkasının yanında, kendi evinde gibi rahat edemez. Biliyorum anne. Hayır, hayati bir tehlikesi olsa kabul edeceğim. Bizimkiler de maşallah her şeyi büyütmeye hazırlar. Sanki ben herkese düşmanmışım gibi davranıyorlar ama iyi düşün oğlum. Merak etme anne sen. Ama lütfen sen bari sakin ol. Yeter kadar sıkıntımız var zaten. Ben sakinim oğlum. Sen başkalarına söyle bunları. İçlerinde Ümmü'yü en çok ben düşünüyorum ama anlamıyorlar. İyi geceler oğlum. Şimdi bu sizin yaptığınız iş değil yani. Kocası ölmüş kadını eve alıyorsunuz. Yani bırak zinar ağayı. El alem ne der ya, hiç düşündünüz mü? Ya baba bırak Allah aşkına. Ne derlerse desinler. Önemli olan bizim nasıl baktığımız değil mi? Kızım iyi de el bizim gibi bakmıyor işte. Yoksa gönlü razı değilse neye evlensin Dilaver'le? Medarım doğru söylüyor. Karışmayın el aleme kızım ya. Bulaşmayın şu insanlara. Yengem de onu söylüyor işte baba. İstemiyorsa ne evlensin ki? Tam onu diyorum işte. İstemiyorsa evlenmesin. Zorla olmaz ki.
Bunda zor bir şey yok ki. Herkes anlar. Oğlum sen hala uykun gelmedi. Hadi git yat. Kes bir kafa. Ya al şu tepsiyi. Sağ ol Celil. Al kızım. Sağ ol ana.